Hepinize selamlar. Frasolu Tay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çünkü niye? Bugün yanımda sevgili takipçim Fuat var. Ne haber Fuat? Çok şükür abiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm. Daha da iyi oldum. Eyvallah. Bugün Fuat sendeyiz. Evet. Sen ne istiyorsan onu yiyeceğiz. Hazır mısın? Abi harbiden hazırım. Zaten dünden dörtten beri bir şey yemedim. Akşam da sen bana mesaj atınca direkt suyla besleniyorum. Yani. Ciddi misin? Evet. Birkaç saattir öyle. Çok güzel. O zaman bak sakince bol bol yiyelim. Bence de. Ya da nasıl istiyorsan sen yöneteceksin yani. Çok lezzetli yiyebiliriz. Bugün Fuat ne derse onu yiyeceğiz. Ne isterse onu yiyeceğiz. O zaman hazır mısın kardeşim? Hazırım abi. Hadi başlayalım. Şimdi Fuat'ı Üsküdar'da şeker dönere getirdim. Hatay soslu tavuk döneri çok seviyormuş. Tavuk döner de yemek istedi. Biz de o zaman dedik. Buraya gelelim. O videoyu izledin ama bir mekanı hatırlamadın. Aynen abi onu hatırlayamadım. Birinci de bu mekandı. Ya birinci de bu mekandı geldik. Baksana videodan sonra şekil şema düzelmiş kanka. Koltuklar yenilenmiş falan filan. On numara olmuş. Seviyor musun Hatay soslu tavuk? Abi bayılırım seviyorum gerçekten. Güzel et olur. Et döner, tavuk döner arasında seçim yapsan ya da ikisinde mi? Abi şimdi mesela döner tarzı olunca tavuğu daha çok tercih ediyorum tamam mı? Evet. Ama öyle yemek olunca işte yaprak döner tarzında falan o zaman et döner oluyor. Et döner. Hani dürümün içerisinde yemeği tercih edince tavuğu tercih ediyorum. Bak bir şey diyeceğim Fuat. Gerçekten ben de aynı şeyim. Dürüm dediğim zaman benim de aklıma tavuk geliyor. Yani. Evet abi yani. Dediğin gibi kebabı mebabı geç ama aynen. Döner tarzında dürüm dediğinizde arkadaşlar siz de Fuat gibi benim gibi düşünüyor musunuz? Çok merak ettim bak. Ulan nasıl yerden yakaladım Fuat? Dedim arkadaş dedim bu adam şimdi zayıf. Filinta gibi çocuk bu arada maşallah ondan tamam. Sonra. Lan dedim hani yemekle falan ilişkisi nasıl? Adam tespitlere bak. Adam birde bir yaptı bile. Adam yiyormuş. Bu kadar yemeği sevip nasıl abicim böyle duruyor? Ya aslında benim göbekte birikiyor biliyor musun? Birikiyor. Siparişimizi de verdik. Aynen, hatta evet. Şey rica ettik. İnce tek böyle ince lavaşla rica ettik ki biz süreceğiz derken geldi dönerler. Gerçekten geliyoruz. Ben şöyle bir kokluyorum ilk. Bu arada iki az acılı söylemiştik ama bir tanesi az acılı geldi. Dedim hani hangisini istiyorsan ye. Şu an acısız olan. Acısız olan deniyorsun. O zaman bir dalalım mı? Dalalım abi. Hadi. Az acı dedim ben buna ya. Hmm. Öyle bir şey yok. Ama sosu falan gerçekten çok lezzetli yapmış. Güzel mi? Ben bayıldım buna gerçekten bayağı güzel. Ben de burayı tesadüfen keşfetmiştim. Ve gerçekten harbiden İstanbul'da yediğim iller arasında yer alıyor burası da kardeşim. Yani sos ayarı, içindeki soğan salatası, tavuğun tadı, işte lavaşın iyiliği falan hepsi benim hoşuma gidiyor. Evet. Sen de beğendin mi? Ben beğendim abi. Ekmeği de çok güzel kızartmışlar. İçindekiler de dediğim gibi 10 numara. Birleşince gidiyor. Gidiyor değil mi? Abi ben bunu gece, akşam, gündüz ben döneri yerim. Ben de abi. Tavuk döneri yerim. Ben tavuk döneri harbiden yerim yani. Güzel. Hatta burayla evimin arasında biraz mesafe var. Yani Üsküdar'da da benim ama biraz mesafe var alanda. Bazen işte açıyorlar ama. İşte belli bir ücreti geçtiğinde. Evet. O ücreti geçiriyorum arkadaşlar. Evdeki herkes ikna ediyorum. Her ay Sezgi'ye diyorum ki bence soslu tavuk döner yemeliyiz. Ondan sonra burada açıkken sipariş verip yiyorum. Ama uzun bir süredir de yemiyorum. Ama işte bak şimdi eve sipariş veriyoruz gerçekten sıcak mıcak geliyor ama şurada oturup yemesi bambaşka arkadaşlar. Yani oturduk şuraya geldi değil mi? Sıcak, taze taze. Yerinde yiyince zaten abi her zaman daha iyi oluyor yani. Değil mi? Sıcak sıcak. Aynen öyle. Sen var mı öyle mekancılığın? Avrupa yakasında oturuyorsun. Evet ben Avrupa yakasındayım. Orada atıyorum işte döner yediğin yer belli mi? Ya da işte pilav seviyorsan pilav yediğin yer, ev yemeği yediğin yer, et döner yediğin yer. Yani ev yemeklerini daha çok esnaf lokantalarında yiyorum. Onda zaten Balkan lokantası falan var. Hmm. Oralara gidiyorum. Ondan sonra dönerci, kendi mahallemdeki dönerciler. Dönerciye gidiyorsun. Aynen oraları geziyorum. Mahalle dönercisi ketçap mayonezli mi? İstersen katıyor. Mahalle dönercilerinde böyle bir şey var. Evet. Mahalle dönercilerinde böyle bir şey var arkadaşlar. Direkt şey yapıyorlar. Ekmek arasında böyle salatalı falan. Ketçap mayonez de koyuyorlar. Bağcılar da John Mayer Walker'la çektiğim videoda Bağcılar da direkt abi ondan koymuştu. O da ayrı bir lezzet veriyor aynen, mesela. Onun da ayrı o da ayrı şey bir güzellik oluyor. Evet abi. Bak dediğim gibi sakin sakin gidelim. Şu an çok lezzetli. Sindire yani, sindire. Sindire sindire onu dedim. Ne yiyeceğiz ne kadar yiyeceğiz yani sen de kral. Yine tabii ki bir liste istedik. Bu sefer Fuat farklı geldi arkadaşlar. Tek bir yemekten ziyade yemeğin türevleriyle geldi yani. Sokak lezzetleri dedi, fast foodlar dedi, sebze yemekleri falan. Dedim agam bunları yiyemeyiz, öldürürüz kendimizi. En sevdiklerini ayıralım ondan sonra. Ya dedim bu çekimi iptal ederiz. Bilemedim abi ondan sonra işte ama sonradan biraz oturdum. Fuat çok heyecanlı. Heyecanlı. Çok normal abicim. Hiç heyecanlanma kardeşim. Böyle güzel güzel ye ye. Diğer iki videoları izlemiş miydin? İzledim. Alkım'la diğer. Alkım zaten evet. Alkım hazır geldi. Güzel yiyor ve güzel muhabbeti de güzeldi yani. Değil mi? Evet.
Ve sen de kardeşim hiç. Eyvallah. Rahat ol. Burada konuşa konuşacağız. O zaman geldi. Takipçilerimiz için güzel bir ısırık alalım. Sonra biz devam ederiz. Bittiğinde geliriz. Şimdi geldik sosis yemeğe. Fuat burayı videoda görmüş. Evet abi. Dedi ki abi bir gittiğiniz yer vardı, kırmızı et. Orada sosis yemeğe kapışması yapmıştınız ve çok övmüştünüz. Burada dedi sosis yemek istiyorum. Ben dedim ki tabii ki hay hay. Ya videoda gördüm, gayet güzeldi abi. Dedim bir deneyelim. Fırat bak abinin çok yanına doğru hamle. Vallahi bak benim aklıma gelmezdi. Ama gerçekten doğru hamle yaptım. Diğer sosisleri unuttuk artık. Abi muhtemelen öyle olacak ya. Gerçekten yani bu buradaki yani sosis harbiden böyle et sosis, katkı maddesi olmadan ondan sonra canavar bir sosis var burada kardeşim. Kötü olan ne biliyor musun? Dışarıda diğerlerini yemeyeceğim. Diyeceksin ki yaktın bizi Fırat abi diyeceksin. İyi övdüm ha. Harbiden güzel övdüm ama gerçekten de güzel. Peki sen normalde hot dog mat dog seviyor musun? Yani seviyorum abi, yiyorum ya. Sosisli falan. Aynen, aralarım onların hepsinde aram iyi. O yönden bir sıkıntı yok. Fuat hiç inanasım gelmiyor biliyor musun? Niye? Zayıf ya. Fuat zayıf ya ama yiyor bu arada. Döneri istiyorsan dedim ki abicim hani zorlama. Hani yiyemiyorsan yiyemeyebilirsin istiyorsan hani. Kalsın falan yok dedi. Hepsini yedi vallahi. Helal olsun. Ben açım bu arada. Ben de açım abi. Ben açım. Yedim ya. Harbiden her türlü yiyeceğiz. Sıkıntı yok. Her türlü yiyeceğiz. Ya işte bu ya. Zayıf mayı fark etmiyor kanka. Gırtlak, boğaz başka bir şey. Gırtlak, boğaz başka bir şey yani. Yemeği seven adam her şekilde yiyor abi. Her türlü yer abi. Çok mutlu oldum Fuat. Ben de abi. Heyecanın geçti mi? Biraz daha alışırım. Alışıyor abi, musun? Kira, evet. Video bitti çünkü alışman lazım kardeşim. Videonun sonu. Fuat yazarken bile heyecanlıydı ya. Fuat yazarken bile heyecanlıydı. O zaman seninle ilgili magazinsel kısmı sosis geldiğinde geçelim. Olur. Olur mu? Olur abi. Tamam. O zaman. Hadi öyle yapalım. Fuat. Geldi abi. Geldi. Kral dedi ki içecek ne içersin abicim dedim. Kola, işte gazoz, mazoz ne istiyorsan var. Abi dedi içecek söylemesek. Şişirir dedi. Şişiriyor abi. İşte bu bak bir yiyici adamın nereden yiyici olduğunu buradan da anlarım. Şişiriyor. Ben yemekteyim diyorsun. Kardeşim o zaman şöyle ben tabağına lütfen. Teşekkür ben ederim. Ben servis etmek isterim kardeşim. Bir tadına bak yorumunu çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Adamı bekleyeyim dedim ben dayanamadım dalacağım. Abi harbiden çok iyi ya. Hemen söyleme. Bir bak. Hı? Hadi lan doğruyu söyle. Sevdin mi? Dışarıdaki sosislerle bunun alakası yok. Yani apayrı bir şey. Değil mi? Kendi tarzı 10 numara. Bu neydi? Çıtır. Özelliği ne çıtırın? Tütsülenmiş çıtır. Dur buna bakma emin olamadım ben. Ha, şundan da bak bir tadına. Bakalım. Ne diyorsun? Ne istiyorsun lan? Abooo. Pilavcı da bizde de. Bu nasıl? Bu da bundan farklı ama bu da çok iyi. İyi mi bundan? Bu harika. Ama ben şunda okeyim ha. Abi çok iyi ya. Ben çıtırı çok seviyorum. Çıtır daha güzel. Çıtır daha mı? Evet. Ya? Aa kardeşim burada var. Bak burada böyle seversin. Acı falan baharat. Fuat. Seversin Fuat. Deneyelim abi. Sosla falan güzel oluyor. Gelelim magazinsel kısma. Fuat tabii kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım abi. 20 yaşındasın. Okuyor musun? Okuyorum. Yani ben biliyorum da magazinsel soruyorum işte kanka. Hangi bölümde, nerede okuyorsun? Hangi üniversitede okuyorsun? Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Tamer Yeşildağ'ın bölümü. Evet. Tamer abin de Yıldız Teknik'ti sanırım. Hı hı. Aynen o Yıldız Teknik'teydi. Yalnız şöyle bir şey denk geldi. Alkım Marmara'da okuyordu. Evet, o da Marmara'daydı. Eda yok. Eda çalışıyordu o zaten. Aynen. Sen de Marmara'dan bu kadar denk geldin lan. Şey gibi oldu. Marmara Üniversitesi'nin sponsoru da. Harbiden öyle gibi olmuş oldu. Sen de Marmara'da okuyorsun. Aynen, ben de Marmara'da okuyorum. O şekilde Alkın'ın bölümü neydi? Mimarlık mıydı Alkın ya? Onu hatırlamıyorum abi. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Ama Alkım'ı sınava yetiştirdiğimizi hatırlıyorum ben. Evet, o abi. Alkım'ı sınava yetiştirdik. Ondan sonra. Hani şu an kaçıncı sınıftayım dedin? Şu an ikinci sınıfa geçtim. İkinci sınıfa evet, geçtim. İkinci sınıfa geçtim. Karşıdan Maltepe'ye. Aynen. Her gün. Yeni kampüse gidip geliyorsun. Evet. Yeni zor kampüs oluyor mu? Yani İstanbul için ideal bir saat. Bir saat. Abi bir saat çok iyi. İdare eder. Ben bir şey diyeyim, bir saat çok iyi. Normal işte gidiş geliş 2-2,5 saatte denk geliyor o şekilde. Yürüme saatleri falan. Normal İstanbul için. Normal. İşini mi devam ettirmek istiyorsun? İşini mi yapmak istiyorsun? Yoksa başka bir şeyler falan var mı öyle bir hedef? Ya şu süreçte okuduğum bölüm bittikten sonra, mezun olduktan sonra okuduğum bölüm üzerinden işime devam etmek istiyorum. Anladım. Bu alanda ilerlemek istiyorum. Onun haricinde bir ek bir gelişme olursa o da artık kader kısmet bakacağız artık duruma göre. Eyvallah. Bak bu, söyle bunun adını Fırat Furtler. Özelliği nedir bu sosisin Yasin Bey? %90 dana kaburga, %10 kuzu kaburga. Kaburga etinden.
Yani %90'ı dana, %10'u da kuzu. Çok fazla zengin işi gibi değil mi? Biraz öyle. Değil mi? Evet. Yani fazla kaliteli. Evet abi. Ağır yani. Biraz. O kalitenin fazlalığını çok rahat hissedebiliyorsun yani. Hissedebiliyor değil mi? Evet abi. Ben şöyle, hani bu sosu zaten güzel, güzel sosu. Bu ama şu arkadaşlar bildiğiniz şey, kaliteyi fazla hissediyorsun. Alışkın olmayan midede ağır gelebilecek soslardan biri. Lezzetli mi? Çok lezzetli. Ama bazılarına ağır gelir o. Ama şundan yerim ya. Bundan var ya. Çıtırı sevmiştin abicim. Al çıtırdan. Alıyorum abi. Ben bunu ilk defa yedim sanırım değil mi? İlk defa yedim bu çıtırı. Kokoreçle aran yok. Kokoreçle aram yok. Daha önce çok denedim yemeği. Ama yedikten sonra midem de pek durmuyordu. He. Maalesef. Onu bünye kaldırmıyor. O zaman bugün yani. Kokoreç yeriz. Bugün bir kokoreç. Abi sevdin. Sevdim. Güzel, mutlusun. Güzel. Evet. Yani dediğim gibi dışarıdaki sosislerle hiç alakası yok. Bu apayrı bir şey. Kendisi. 10 numara. Çok sevdim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O zaman kral, bunları gömelim biz, tamam mı? Başka yerde devam edelim mi? Devam edelim abi. O zaman burayı gömüp biz diğer mekanda. Onu da söylemeye kuzan sürpriz olsun. Çünkü valla ben de bilmiyorum, belli olmuyor. Böyle sesler döndürüyor, bunu mu insin? Ya diyor, şurayı yemeye gidelim falan diyor. Kalkıyoruz gidiyoruz yani. Fuat ne derse o, kral. Bu videoda böyle evet. Oldu abi biraz. Aynen. Diğerleri şeydi ama bu biraz daha akış. Sen ne istiyorsan o kankacığım, hiç sıkıntı yok. Evet. Kardeşi buraya gömüp geliyoruz. Allah için şu pilav arabasında ne buluyorsun ya? Ya buraya niye gelmek istedin? Burası benim için özel bir yer. Neden? Abi şimdi vazgeçemiyorsun ki. Anlayamazsınız. Yani burada yenilmesi gerekiyor yani. Her takipçi geliyor, biz de gelelim. Adet artık yani. Buraya gelmemiz gerekiyor. Yani ya. Niye geldiniz abi? Niye geldin kardeşim? Ne diyordu? Kardeş diyor ki, buraya gelmemiz şart diyor yani. Buraya gelmezse olmaz dedi. Oğlum size özelden DM mi atıyor lan? Bu bir şey falan demiyor değil mi? Yok, o Yasin abi gördüğünüz zaman bitiyor olay yani. Bitiyor. Yeni bir kardeş düşürmüşsün abi. Vallahi kardeşim geldi. Dedi ki hani senin için de uygunsa Yasin'e o mangaldan denemek istiyoruz dedi. Nasıl mutlu oluyor var ya bro. Şu an var ya benden senden heyecanlı. Olay mutlu. Bu olay bu abi işte. Kafandan öptü. Niye öpüyorsun desene oğlum ya. Hoşuma gitti. Hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Mangalam harbiden güzel. Evet, arkadaşlar pilav arabasına geldik. Pilav dedi. Dedim pilav derken dedim hani sokak pilavı tarzı. Evet. Dedi ki Yasin abinin orada ben de bir mangallıyım dedi. Halkımla dedi çok güzel. Eda'yı getirmedim sanırım buraya. Evet Eda ile gelmedi. Normalde seni de getirmezdim ama sen düzgün efendi bir kardeşimizsin. Ama vallahi İstedin. Yasin abi çok merak ediyorum. Merak mı? Geleyim dedim. Nasıl merakın gitti mi? Sen göreceğim birazdan ki gitti yani şu Yasin abi de. Peki sana açık ve net soracağım. Buyur abi. Hani bunun lütfen egosal anlamda sizler de o da ayrılamayın. Aha. Bu benim için çok önemli bir geri dönüş. Hı-hı. Hemen hemen işte diğer ilk iki videoda da sormuştun. Kanka sen işte beni burada gördün, zaman geçiriyoruz. Evet, evet. Hatta şansın arkadaşlarımla da denk geldik. Evet, onların evet. Arasında da gördüm. Evet. Her ortamda gördün, karşıda gördün. Bir fark var mı gördüğünle ettiğin arasında? Yani özel konuşuyoruz, gider misin? Ben sipariş almaya geldim. Devam edelim. Mangal. Mangal. Ama az az. Yarın porsiyon mu az? Porsiyon. Porsiyon. Porsiyon az. Karışık yapayım, körü mangal. Yok, mangal. Ha, şimdi gördün. Evet. Bir farklılık var mı? Nasıl gördüm? Gerçekten merak ediyorum. Bu arada bunu bilerek sizlerin yanında açık açık soruyorum ki arkadaşlar. Olumlu olumsuz ne varsa hep birlikte görelim. Aynen. Şey dedim, bir keserim. Olmadı açık. Görelim. Hani biz de insanız sonuçta. Hatamız da olabilir. Kusurumuz da. Tabii. Ona göre bir dikkat etmek açısından da soruyorum. Ya şimdi ben gerçekten samimi bir şekilde söyleyeceğim. Ciddi biraz anlamda, daha yüksek sesle. Ciddi anlamda söylüyorum. Tamam abi. Senin açından, senin için. Kamerada neysen dediğim gibi gerçekte de olsun. Yani arada bir fark yok yani, tamam mı? Öyle yapmacık hareketler işte şeyler falan yok. Gerçekten eyvallah. Takipçine göre karşı samimisin. Eyvallah. Ben de bunu başka bir zorla söylemiyorum. Silah zoruyla söylemiyorum. Kendi rızamla söylüyorum. Eyvallah. Bu şekilde yani ben gerçekten eyvallah. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum kardeşim. Çok sağ ol. Bunu duymak şöyle güzel. Yani bunu duymak için değil aslında benim derdim. Gerçekten insanız ya sonuçta. Kamera karşısında olsun, şeyde olsun. Sonuçta 35 yaşında adam tabii ki oturmasını, kalkmasını, konuşmasını biliyoruz da. Yine de duymak, etmek bir tık mutlu ediyor. Yani biz tabii, bizler için tabii. Bizler için hani izlenmeden falan çok benim için gerçekten sizlerin hayatlarına böyle küçük dokunabilmek, mutlu edebilmek, güzel zaman geçirmek bu harbiden en önemli hedeflerimden biri. Bence bunu hedeflediği zaman insan daha kolay başarıya giriyor. Katılıyorum dediklerine. Değil yani mi? Doğru, haklısın. Hala yani, heyecanlısın ama. Heyecan.
Fuat hala bak, konuşmada ufak tefek sıkıntılar oluyor. O kadar düzgün bir adam ki Fuat da. Yani diğer kardeşlerim gibi şansıma gerçekten hep böyle güzel, düzgün, tatlı insanlar denk geliyor. Ama Fuat yazışmadan beri, dün akşamdan beri heyecanlı. Yazarken de onu hissediyorum. Yanıma geldi heyecanlı. Hani böyle durgun duruyor ama el ayak titriyor, şey konuşuyor, konuşuyor. Biz bizeyiz oğlum, heyecan artık var. Kaç saattir beraberiz. Ya alıştım zaten. Artık ya. Alıştın artık yok. Ya. Evet, valla. Evet. O yönden alıştım, sıkıntı yok. O zaman pilavı bekleyelim. Bekleyelim istiyorsan. Abi. Sonra yemeğe devam edeceğiz. Daha durdurak mı? Arkadaşlar biz yiyoruz. Birkaç vallahi durak daha var. Benden daha fazla yiyor şu an. Bak size şaka gelir mi bilmiyorum. Şu an vallahi Fuat. Oo geldi bile. Az dedik bu mu? Torpilli. Az sen dedik biz oğlum. Burada az yeme şansınız yok abi. Bu arada öyle gerçekten. Asla Yasin gerçekten. Ben Yasin'in esnaflığına vuruldum. İnsanlığı da okey de esnaflığı çok pis. O zaman pilavımızı söyle bir gösterelim sonra başlayalım hadi. Geldi. Kokuyu alıyor musun? Kokusu muazzam. Kendisini de şimdi göreceğim. Az dedik ama yani maşallah var. Dolu dolu. Geldi. Çok da abartıldığı gibi değil değil mi? Normal. Bence abartıldığı gibi abi. Bence güzel. Harbi mi? Harbi. Güzel beğendin değil mi? Güzel, gerçekten güzel. Çünkü Alkın'la da mangalı yedik. Senle de mangalı yedik. Aksi olan Yasin seni ikna etmeye çalıştı bayağı. Köriyi ye, tavuğu ye, mangal yeme. Aha. Çünkü gidiyor bundan azıcık yapıyor, kalmıyor. Sonra müşteriyi de yok çekmek de istemiyor. Bol bol yapacaksın kanka o zaman. Değil mi kardeşim? Evet abi yani bu... Ha çoğaltmışsın işte 3 kazan. Yine yetmiyor ki. Pilav da çok iyi, ayarında 10 numara. Kardeşimiz özel gelmiş. Ellerinle mi yedireceksin? Özel bir ilgi gösterelim. Fırat Bey'imizin özel misafiri, buyurun. Nasıl kardeşim, güzel mi? Azra gibi çocuğun tepesini dikildi. Ben bu dükkana nasıl gelmeyeyim abi şimdi ya? Nasıl? Değil mi? Gelmeme şansın var mı yani? Emin ol bensiz gel yine aynı hürmeti görürsün. Görürsün abi ya. Valla öyle insanlar. Yasin abi harbiden karar verdim. Özür dilerim, ilgimi çekti. Aylar oldu ben burada köpükle herhangi görmemiştim. Lan Ruslan nasıl bir sahtekarlık lan video için. Aylardır ben burada köpükle herhangi görmemiştim. Lan arkadaşlar şu köpükle şu görmeyeli şu gözler herhalde bize ne olmuştur yani. Rezilsiniz ya. Neyse bak gördüğün gibi düzgün adam diyor ki normalde kimseye böyle köpükte koymuyoruz bayağıdır, bir yıldır görmüyor. Evet. Ben ona dikkat etmemiştim mesela. Ben normalde de işte Kadıköy'e geldiğim zaman uğrarım buraya, gelir yerim. Ayran'a hiç dikkat etmemiştim, köpük var mı yok mu? Ayran'a ben de ona dikkat etmedim ama ayran da çok güzel. Değil mi? Ayran da güzel. Kullandığı makine pahalı. Yani normal suyu koy yine bir ayran yapar. Kendi marifeti yok mu diyorsun abi? Ha? Kendi marifeti yok mu? Marifeti şey işte makineyi bulması marifeti o yani. Ha. Tuzun ayarını tutturuyor işte. Vardır evde abi ya. Makineyi vereyim sana. Arkadaşlar yoğurdumuz özel. Hazır mı? Evet A101. Müşteri bazen geliyor. Ben de mi? Ya ayranız özel mi? Siz mi yapıyorsunuz yoğurdunu? Evet diyorum, çok özel. Buradan kalkıp sola dönüyoruz diyorum. A101'i alıp geliyoruz. A101 yoğurdu falan filan fark etmez. Makine bayağı iyi yapıyor. Makine. Yalnız bir şey diyeyim evet, mi? Tamam git ya. Gittim. Gitsene ya. Kardeş Yasin ya. Arda arda video çektik bir ara, görüşmedik baya. Ya videodan videoya görüştük yani. Dedim bu kadar yeter. Peki baharat ayırmasın? Atıyorum bir tık daha mı baharat az olsun ya da yerinde mi? Ya da biraz daha acı mı seversin? Allah şöyle, ben normalde acı seven biriyim. Aha. Bana göre acısı var yani. O acıyı acısı... hissediyorsun. Ayrana da ihtiyacım var. Ya ayran olur, su olur. Bir şey içmen lazım yanında. Sade biraz şey olur. Bak sana acı kalabilir. Şunu söyleyeyim. Buranın ha. Asıl, sever misin koyayım mı? Yerim abi. Öyle aşırı bir acılığı yok ama bir lezzeti var şunun. Yasin'in en fazla giderinin turşu olduğunu biliyor musun? Yok ha. Yeşinde anlayacaksın, yeşinde anlayacaksın. Harbiden öyle rahatsız eden bir şey yok yani. İdeal. Ve lezzetli değil mi? Evet lezzetli. Tadını turşu hissediyorsun. Turşu olayı çok iyi. Tadını hissediyorsun, acı da değil evet. Ben dedim halepone koy. Halepone çok güzel oluyor bu arada. Aha. Böyle yanında. Dedi ki, biz bu normaliyle zor baş ediyoruz. Acayip gider. Halepone aldığımız zaman bayağı dedi bir zararlı oluruz. Zam yapmak zorunda kalırız dedi. Ben de anlayışla karşıladım. Ama siz mesela evde falan yaparsanız böyle pilav arkadaşlar. Yeri gelmişken söylüyorum. Vallahi Halepone'yi bir deneyin. O benim sanayi, organize sanayi sokak lezzetlerinde yaptık. Gerçekten çok güzel iyi. Yani. Çok iyi. Çok iyi. İyi mutlu musun şu an? Abi, İyi gidiyor mu şu an? Şu an yani bayağı mutluyum. Gerçekten harbi çok mi? İyi. Biraz daha yiyelim. Yasin abini sevdin mi? Yasin abimi çok seviyorum gerçekten. Kamera zoruyla değil, başka bir zorla da değil. Gerçekten söylüyorum. İlk defa tanıştım burada. Fırat abimle de, Yasin abimle de. Allah razı olsun.
İkisi de gerçekten samimiler yani. Senden de razı olsun. Sen nereliydin? Erzurumluyum. Erzurumlusun. Evet. Eyvallah. Var mı akrabalar falan orada? Orada. Çoğusu orada zaten. Var mı? Biz ailecek buradayız. Siz ailecek buradasınız. Aynen, evet. Hiç gidip gelebiliyor musun yılda? Babamın iş durumuna göre müsait olduğumuz zaman gidiyoruz, geliyoruz. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. İmkanımız var. Kalacak yerde var. Kalacak yani. Yoksa ayarlayalım diyecektim. Bir şey diyeceğim. O zaman diyeceğim başka bir şey yoksa burada gömelim, sonra devam edelim. Devam edelim abi. Tamam. Haydi. Ben yine bu arada arkadaşlar şey söylemiyorum. Ha, para pul falan söylemiyorum. Ayıp çünkü. Her videoda bundan bahsediyorum. Hani normalde videolarda diyorum ya işte bunu yedik, şu kadar para verdik. Aynen. Şimdi senin yanında bunun muhabbeti bile olmaz kardeşim. Eyvallah. Olmaz kardeşim. İziyoruz. Kardeşim. Künefeye geldik. Künefeyi seviyormuş. Ben de onu öz ikizlere getirdim. Bak bunların hepsi ikram kral. Bunları söyledin mi? Sütü muhabbetini biliyor musun? Hafifletiyor muydu? Hafifleti ama asıl öncesinden kardeşim. Şöyle ben hemen ikram edeyim size Fuat Bey. Öncesinden yediğin yemeğin tadını alıyor bu. Aa. Yer açıyorsun. Güzel bir ayrıntı. Yer açıyorsun şeye, künefeye. Sever misin sütü bilmiyorum. Severim, severim. Adama doldurduk sütü, alerjisi varmış. Yok yok, sıkıntı yok. Yediğin pilav gitti. Yasin'in pilavı şu an ağzında yok. En son sütü ne zaman içtin hatırlıyor musun? İçtim, daha yeni içtim. Ha, içiyor musun sen? İçiyorum. Vallahi içiyorum. Mı? Yani sütü vay arkadaş. Abi, sıkıntı yok. Harbi mi? Arkadaşlar sizlerden içen var mı böyle akşamları, sabahları falan? Ben hiç öyle özel tüketmiyorum. Evde var, Pereş de içiyor. Ha. Ondan sonra kahvaltıda ya da akşam yatarken falan. O içiyor sütü. Evet. Bende hiç yok ya. Aslında içmek lazım değil mi? İyi geliyor ya. Ya faydalı tabii. Alerjim varsa o ayrı. Ona bulaşmayacaksın var. Da. Laktozsuz içmem lazım işte. Benim laktozsuz içmem lazım. Faydalı süt ürünleri. Künefeyi seviyorsun. Künefeyi seviyorum abi. O kadar yediğimiz yemeklerden sonra da künefeyi tercih ediyorum. Güzel oluyor. Güzel mi oluyor? Aynen. Kardeşim benim. Kanka ben bir şey sormak istiyorum sana. Tabii abi, buyur. Tamer de anlatmıştı gerçi de. Sizin bu kendi bölümünüzde ne yapılabiliyor? Ne yapıyorsunuz mesela? Neler yapılabiliyor? Şimdi abi metalürji malzeme mühendisliğinin birden fazla çalışma alanı var. Sektörü çok geniş zaten. Yani otomotiv sektöründe, havacılık ve uzay sektöründe, gıda sektöründe, tıp sektöründe. Her sektörde. Her sektörde var. Her masada var. Malzemenin yani olmadığı bir alan var mı? Yok. Malzeme mühendisisin sen de. Dolaylı olarak. Ağzıma vursana bardak. Yok abi. Var. İki dakikada siyaset meydanı. Sayın Sobutay var mı sen bana? Takılıyorum kral. Eyvallah. Doğru söylüyorsun. Evet, yani sektör çalışma alanı çok geniş. Eyvallah. Hangi pozisyonlarda çalışabilirsin? Alanda çalışabilirsin. Sahada mühendis olarak çalışabilirsin. Aynen. Masa başı çalışabilirsin. Bir bölge müdürü, şube müdürü ya da farklı tarz müdürlükler. Onun haricinde kalite kontrol mühendisliği olabiliyor. Aslında işi biz bir şekilde hazır gibi bir şey o aslında bu evet, bölüm. Evet, diğer bölümlere göre iş bulma imkanı daha yüksek. Çünkü her türlü sektörde ve her türlü tabii, seçenek de var. Aynen öyle. Siz bir şey yapıyorsunuz mu bununla ilgili falan? Ya biz bir şeyler geliştiriyor musunuz? Biz okulumuzda kendi takımımızla birlikte, bizim kulübümüz var okulda. O kulübün içerisindeki takımımızla birlikte Teknofest'te bazı yarışmalara katılıyoruz. Kendi bölümümüzde o alanda ilerlemeye çalışıyoruz ki mezun olduğumuzda boş kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Teknofest'te insansız hava araçları yarışması var. Oraya katılıyoruz. 2 senedir o şekilde ilerliyor. Vallahi mi lan? Evet. Bak diyorum bir gün inşallah yaparsınız, edersiniz var ya. Bu videoyu açar paylaşırım. Bu videoyu inşallah açar paylaşırım, tekrardan gururlanırım. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız kardeşim. İnşallah. İlerleyen dönemlerde i̇nşallah. De. Ben de tekrardan dediğim gibi gururla paylaşırım. Ya. Gururla böyle bahsederim derim Allah'a. Bu atılımı bile bir şey olmasa bile bunu atılımı bile gurur verici ya çok böyle genç bir şey. Var. Sadece biz değiliz. Bizim gibi biliyorum, çok genç. Biliyorum geçen ödül alan bir bizim hatta Hasan Usta'da geçen sürtünmesiz metro yapmışlar elektrikli. Hyperloop. Onlar Yeditepe'den ondan sonra arkadaşlar. Onlarla karşılaştık. Hatta fotoğraf çekildik şeyleriyle. Ne onların adı? Kupalarıyla falan çekildik. Bu çok güzel bir şey inşallah. Dünya çapında da böyle sesimizle duyulur kardeşim. İnşallah. Oh, tatlımız da gelir ama kanka bunlar ikram olayları falan abi, da. Abi çok iyi ya. Yancıları falan bayağı iyi yani. Ama şey geliyor değil mi? Ulan bak arılar nasıl doluştu bak görüyor musun? Bu şekerli, o şekerli, tatlı geliyor şekerli. Sonra sütü bir koyuyorsun. Nanay. Geldi. Geldi. Ben hemen servisini yapayım. Fıstıklı taraftan veriyorum Fuat olur Bey. Olur abi. Şu arıyı bir kovarsan Fuat süper olur. Müsaade eder misin? Hayır, sokacak sonra burada ağlayacağım, rezil olacağım. Teşekkür ederim. Evet. Dalıyorum kral. Buyur abi. Bana ne bakın oğlum? Abi şerbetin kımı ama üst tarafının kızarıklığı.
İçindeki malzemesi 10 numara. Tereyağı... Bana değil, arkadaşlara anlat. He. Daldım, anlatıyorum abi. Tereyağı kullanıyor muydun? Evet, olabilir. Onun tadı da geliyor böyle de. Değil çok, mi? Evet, çok güzel. Hafif. Yani diğer piyasadaki diğer şeylere göre, künefelere göre böyle bunaltmıyor, daraltmıyor. Güzel yani. Yenir mi kral? Yenir abi. Eyvallah. Kanka sen yorum yap. Ben nasıl videolarda erken yorumluyorsam, şimdi sen söyleyeceksin. Peynirinin tadını falan filan. Açıyız. Bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Lafını balla kesiyorum. Sebebi ne? Videolarda ben yine oha çok iyi falan filan diyorum ya. Evet. Yediğin her şey iyi olur diyorlar. Evet. Bak seni getirdim, götürdüm. Yediğin her şey iyi değil miydi? Harbiden iyi ya. Şey değil, dalga değil, şaka da değil. Gerçekten iyi yani. Değil mi? Evet, iyi. Bu arada ben damak zevkime uymadığı zaman bunu da damak zevkime uymadığını belirtiyorum. Belirtiyorsun zaten, aynen. Anladın mı? Çok çok kötüyse de gerçekten hani benim yiyeceğim tarzda değil diyorum. Evet. Hani onu da bir şekilde sizlere hissettiriyorum aslında yani, evet. Söylüyorum. Ama güzelse de çok güzel diyorum yani, sevdiysen de çok güzel diyorum. Evet. Ya atıyorum künefeyi ben oturup bir tanesini mümkün değil yiyemem. Evet, bir tanesi cidden ağır kaçıyor. Yiyemem abicim. Bu sevmediğim için de tarzım değil. Bu şerbetli şekerli pek yiyemiyorum, sevemiyorum. Ama tadı güzel mi? Bence güzel. Güzel. Ama şeker bana fazla geliyor işte. Yani onları şey yapamıyorum yani. Valla ben şerbetli tatları da, sütlü tatları da sevdim. Seviyor musun? Evet. Her kral ben bir şey diyeyim mi Fuat? Sen iyi koruyorsun abi. Spor falan var mı sende? Yapıyor musun? Yani çok yok abi. Normal. Çok yok mu? Evde öyle ne olursa. Onun haricinde ekstra bir çaba yok. Arkadaşlar yani burada ben şeyi de seviyorum. Kaymaklı kadayıf. Hı hı. O da çok güzel. Kaymaklı kadayıfı da çok başarılı. Ama künefe de gerçekten... Gerçekten yani. Buranın gerçekten güzelmiş. Güzel baymıyor yani, bayılmıyorum ben normalde. Hemşe bayılıyorum. Hemşe oralar bizim. Bizim ben... o taraflar, Adana falan o taraflar. Evet. Bunlarla. Ehbap sayılır. Ehbap sayılır kardeşim. Güzel ama. Evet. Ben buraya en son şeylerle geldim. Hali söyletmez, aha. Laptoplu geziyin ben. Hatta fotoğrafı da laptoplu geziyinin profilinde vardı, buraya da koyayım. Lan o fotoğrafta bir kilolu çıkmış. Bir kilolu çıkmışım. Ya zaten zayıf değilim de. Bak şu fotoğrafta şu an bu kadar mıyım ya? Yok abi, bu değişik. Bu nasıl? Bu şöyle bir şey var mı ya? Bazen Halil yok. Yorumların yarısından fazlası benim kilomla alakalı ya. Estağfurullah, ben kilonla ilgili bir şey demedim ki. Sen demedin ya. He. Buradaki yorumlar kilomla alakalı. Çok efendi adamsın ya. Estağfurullah. Vallahi seni tanıdım harbi, sevindim ya. Ben de çok sevindim gerçekten. Ya ama içinin kökünde nedense şeyi hissediyorum. Bir fırlamalık var gibi de benim hissediyorum mi? Böyle bir. Gizli böyle bir ufak böyle bir fırlamalık olabilir, var gibi. Olabilir evet. Şeye göre. Ortama göre. Aynen. Eyvallah. Öyle olabilir. Ama benim için saygı çok önemli. Sen gerçekten saygılı bir insansın ya. Allah eyvallah. Razı olsun. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Överim. Takipçim her türlü överim. Videolarımı hangi saatlerde izliyorsun genellikle? Gece. Genelde gece çayımı, bisküvimi alıyorum, çekirdek falan. Otururum bilgisayarın başına. Harbi mi? Yani sistemi kuruyorum, ondan sonra izliyorum. Gececi genelde tayfa, gece. Genel. Gececi tayfadan. Aynen. Ben o hani özel ısırık alıyorsun ya bize. Evet. O siz o, mi? O sarıyor evet. 12'den sonra izlenmeyi şöyle bir toparlatan taraf. Ben bir ara sizin yüzünüzden gece atmayı düşündüm. Tamam mı? Ama bu sefer diğer taraftan da izlenmelerin de gideceğini düşündüm. Ve onun için akşamüstü salıyorum ama aynen. Gece gerçekten izleyen şeyleri hissediyorum yorumlardan. Evet. Buradan da tekrardan tayfamıza selamlar olsun. Şey nasıl? Böyle yerken de beni görüyor olmak nasıl? O izle, oradaki gördüğünle aynı iştah gidiyor mu? Gidiyor ha? Abi gidiyor. Burada daha iştahlı oluyor. Burada daha şey geliyor canlı, değil mi? Canlı olunca daha güzel. Bunu videomda anlattım. Ankara'da Aspavalardan bir tanesinde oturuyoruz. Oturduk arkadaşlarla. Şey vardı hatta, Web Tekno'dan Çağdaş vardı. Eski Web Tekno'dan Çağdaş Işın. Adamın bir tanesi de böyle oturuyor. Adam biri diyorum çünkü yaşı ya benle eşit ya da biraz daha büyük. 40'lara yakın yani. Oturdu böyle. Sigarasını yaktı. Sigara zararlı. Böyle ya kral dedi. Yıllardır dedi. Bilgisayar başında telefonda izliyorum. Şu an var ya. Adam keyif sigarası dedi. Canlı canlı beni izledi yemek yerken. Vallahi dedi bak şu an yeni yedi. Yemin ederim acaba bir tane daha mı söylesem diyorum dedi. Yani seninle beraber yemeği çok isterdim dedi ama şu anda dedi öyle bir keyif ki dedi. Adam vallahi bildiğin keyif yaptı. Canlı canlı beni izledi lan. Sonra hesabı ödedi gitti. Tatlı şaka abi, gibiydi. İzledi yani. Gitti. Adam sigarasını yaktı. Beni izledi gitti. Selam olsun kardeşim sana da. Adını hatırlamadım hiç. Bilmiyorum, adını da sormadım sana da. Sofra. Onun için canlı da merak ediyorum. Evet. Bak sosisi iyi yedin. Sosisi güzel yedin. Bitirdik. Bitti, sosis bitti. Allah iyi yedik yani. Kalabalıktık evet. Ama sosis de fazlaydı. Sosis bitti. Yedik. Tabakta hiçbir şey bırakmadık maşallah ya. İşin aslı seninle ilgili çekincem sadece o vardı. Ne abi? Dedim ki hemen kesilirse yiyemeyebilir. Çünkü bir gün içerisinde 4-5 mekan geziyoruz. Çünkü herkes de yiyemeyebilir, bu çok normal. Sen de öyle hani daha zayıf gelince aha. Hani ulan nasıl falan adam kibar kibar böyle laf laf laf. Ama azar azar yiyip şey yiyoruz ya. Evet. O dengeliyor ya. Evet, az porsiyon yiyoruz aynen, elimizden geldiğince. Aynen. Bir bununla iki kişilik söyledim, tek söylemedim. Evet.
Furkan kardeşim de sever. Furkan'la birlikte yiyelim. Hep beraber yeriz diye. O zaman videonun sonuna gelelim mi? Gelelim abi. Ben seni tanıdığıma çok sevindim. Çok, ben de çok sevindim. İyi ki gelmişsin kardeşim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel, keyifli bir gün geçirmişsindir. Çok güzel, keyifli bir gündü. Yani gerçekten seni ekran başında görmekle canlı görmek apayrı bir duygu ve bu tanışıklık için gerçekten çok sevinçliyim. Çok teşekkür ederim ben de. Yani eyvallah. O kadar kişinin arasından denk geldim ya, o bile güzeldi yani. Valla o kadar kişinin arasından denk geldin, evet. Yani senden önce bir iki kişiyle daha konuşmuştuk. Ondan sonra saatlerle ilgili bir sıkıntı yaşamıştık. Kimisi akşam müsaitti, kimisi işte kısıtlı bir zamandı. Ama işte şansınaymış. Ama diğer o konuştuğum arkadaşlarım da kısmetse diğer videolarda. Artık bu sefer çiftli çiftli alacağım. Hı hı. İşte genellikle şeyi düşünüyorum. Bir kız bir erkek. Hani böyle biraz daha kalabalık olalım. Ondan sonra böyle böyle muhtemelen 100 kişiye doğru gideriz arkadaşlar. Sizler de Instagram hesabım üzerinden DM yoluyla takibi alıp DM yoluyla mesaj atın kardeşlerim. Sizlerle de böyle Allah izin verirse oturur. Tüm gün boyunca, bir gün boyunca ne istiyorsanız yeriz. Hem muhabbet ederiz, hem birebir tanışırız. Değil mi? Yemek gibi yemek marifet değil. Burada asıl mevzu sohbet, muhabbet, sohbet, tanışıklık. Muhabbet. Aynen. O şekilde birbirinizi tanımak. Aynen. Gerçekten. Yoksa yemeği yersin. Yani belli bir para biriktirirsin. İstediğin yerde yemeği yersin. Aynen. Ama o iş öyle olmuyor işte. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Teşekkür çok ederim. Çok sağ ol Fuat'cığım. Hayatında başarılar diliyorum. Eyvallah. Dediğim gibi inşallah bu yaptığınız projede de arkadaşlarınla İnşallah. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah. Gururla nice şeyler görürüz, projeler görürüz inşallah. Sizleri de seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.